Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yirmi dokuzuncu sözden sekizinci medar. Ters olarak düştün mü? Gökhan, felsefeci. Filosof derdi, düştüm sana filosof derdi, şans sana sayıdı. Ondan sonra yani dörse katılımcı olabilirsiniz yani. Müzakere ve mutalaa meyliyle yapalım. Geçen sen Müstafi'yi gördüm bir anda. Öyle mi? Çok güzel bir yatakta yatıyordu. Ne hak etmişti. Sekizinci medar. Sekizinci medar. 29. söz. Haşirle alakalı. İnsanın fıtrat-ı zişuru olan vicdanı, insanın şuursuz olsa bile bir latifesi var ki devamlı canlı şuurlu. Şuurlu. Fıtrat-ı zişuru olan vicdanı. Uyumaz o. Uyku tutmaz. Gaflette olmaz. Müslüman için yapıyor. Devamlı canlıdır. Bu saadet ebediye bakar gösteriyormuş bu. Çünkü olumsuzluklardan rahatsız oluyor. Günahlardan rahatsız oluyor. İnsanın fıtrat-ı zişuru, kaçırmayın fıtrat-ı zişuru, fıtratında zişurluk var. Öyle dura dura okurduğun zaman fecme havassa, havaslarını toplamış oluyorsun. Yani ruh dört hassası vardır. Zihayattır, zişurdur, kanunem vücud harici sahibidir. Zişurdur. Yani farkındalığı var. Yani insan zişurdur. Fıtrat-ı zişur olan vicdanı. Saadet ebediye bakar gösteriyor. Gösteriyor. Yani fıtrat vicdanı sahiret ispat ediyor. Onu söyleyecek. Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse ebed ebed sesini işitecektir. Kesinlikle hiçbir şeyi fani olarak sevemez. Faniyi seviyorsa bir insan, onu nefsi, onu beka süsüyle boyamadıkça onu sevemez, kalbine koyamaz, mümkün değil. Yani batın çok tuhaf bir alem. Yani zahir hiçbir şey değil ki, bir misal vereyim size. Mesela çok üzülen bir insan ağlar, değil mi? Çok sevinen de ağlıyor. İkisi de aynı. Mesela ettir. Ette duygusallık olmaz. İlim de olmaz. Sevinç de olmaz. Üzüntü de olmaz. Mesela ağlıyor gözyaşı. Gülüyor. Peki gülünce ağzı ta kulağına kadar gidiyor. Gülme işte. Gülüyor. Diye alıyor. Bu bize gözüken taraf bu. Tezahür eden bu. Bu bir yerden kaynaklanmıyor mu? Volkanın ağzına baktın. Bir sürü alev laf fışkırdı. O aleve bakarak donduktan sonra, solduktan sonra, değil mi Mehmet? Madenlere bakarlar, nerelerden geldi, alt katmanlarda hangi maden var, ondan haber veriyor. Öyle değil mi? Evet. Yani şimdi demir geliyor lavdan, ya aşağılarda galiba kalsiyum var. Olmaz. Yani kendi cinsinden dışarıya veriyor. Peki soruyorum, güldü.
Bu dışarıda bedende gözükendir. Peki ruhta gülmek ha ha mıdır? Ruhta nasıl bir şeydir? Bilmiyoruz. Yani mesela bildiğim şu var ki, mesela Kur'an'ı göz dokursan, seslendirirsen ses olur. Gıda diye okursan enerji olur. Akılla okursan ilim olur. Kalben okursan aşk olur. Ruhen okursan muhabbet olur ve müşahedetullah olur. Aynı şey ama. Nasıl okursan oku. Allah biliyor. Ben iki de bir tekrar ediyorum çok derslerimde. Teşvik içinde söylüyorum da Allah inşallah öteki şekilleri de kabul eder. Dua ve temennidir. Ben sıkılıyorum kardeşim gündelik hayatta. Yüküm çok ağır. Nasıl böyle neşeli olabiliyorum yani gülüyorum. Vallahi o cüz okumadığım zaman Kur'an dünyam feleği şaşırıyor ya. Kur'an okuduğum zaman ben de mutlu bir insan yok yani. Peki psikolojik de neticede ben mutlu muyum? Netice bu değil miydi? Netice istiyordum. Sen istersen psikoloji, mikoloji, ekoloji, dekoloji ne dersen de ben neticede mutlu muyum kardeşim? Mutlu. Netice buyum. Ha. Neyle mutlu oluyorum? Kur'an'la ben mutlu oluyorum. Ben Kur'an'ı Allah inşallah sevap yazar. Ben kendimi güçlü hissetmek, motive etmek, lezzet almak için, lahuti bir lezzet almak için okuyorum. Ha? Belki Rıza ile inşallah mazhar olur. Şimdi ben ne anlatmaya çalışıyorum? Dışarıdan hangi yolla içeriye giriyorsa içeriden de dışarıya çıkma yolu oluşmuş demektir. Siz buraya geldiniz değil mi Mehmet? Kaçıncı kat burası? Beşinci kat. Hangi yolla geldiyse demek ki yol açıldı. Aynı yolla geri dönebilirsin. Evet. Şimdi Kur'an içeri sokuyorum, enerji alıyorum. Bu da bitiyor ya içeride. Şimdi kısacası şu. Zahirde tereşü eden, tezahür eden, açığa çıkan batındaki gizliliklerde haber veriyor. Mama tabakasına misal verdim. Bir de gülmek ve ağlamak. Dışarıda ağlamak gözyaşı veya ses gibi gözüküyor ama ruhta böyle değil. Nasıl bir şey? Ruh bedene nasılsa hiç kimse ruhunu hissetmemiş bugün. Ben de dahil. Şu anda yaşadığımızın farkında bile değiliz. Bir de şu var. Bedende yaşıyoruz ama yaşadığımız farkında. Şu anda yaşadığını ne anlıyorsun ki sen? Hayatının farkında mısın? Yok. Nasıl? Aynı ruhu kullanıyorum şu anda. Ruh bedende nerede? Ahiret dünyanın orasında. Peki nasıl anlayacağız ahiret orasında? Kardeşim cehennemden bahsediyor. Ağlıyorum. Panik yapıyorum. Depresyon yapıyorum. Stres yapıyorum. İntiharı düşünüyorum. Dehşet alıyorum. Kabz oluyor. Çıldırıyorum. Asabi oluyorum. Vurmak kırmak istiyorum. Bu dışarıda bu. İçeride böyle değil. Dışarıda ağlamak içeriği bilmiyoruz. Dışarıda gülmek içeriği bilmiyoruz. Aynı cins değil ama onun hakikati var orada. Dışarıda kendisini içeride ha değil. Yani flash bellekte takıyoruz bilgisayara film oynuyor. Dışarıda film ve ses öyle mi? Ama flash bellekte 001101. Ne tuhaf alemdeyiz ya. İkisini bir anda yaşıyoruz. Dünya ve ahireti. Çünkü alemi gaybin haritası ruhtur. Ruh bu. Hepsini görüyorsun, seyrediyorsun. Diyorsun ki, Üstad Kastamonu'da 8'de diyor. 8'de diyor. Bast aleti var. Uçuyorsun. Bulutların arkasına neşe, sevinç falan. Bu diyor, cemal tecellisi cennete haber veriyor. Bast var. Kabz var. Bir de şimdi kabz. Seni sıkıyor, kabz etti. Kabzımı al derler. Seni sıktı. Of! Puf! Durup dururken. Bu da celal tecellisi. Cehennemde haber veriyor. Sana o çok uzak değil ki. Zaten sen yaşıyorsun. Ha işte buhran bunalım. İşte o gülmek
O neşe nereden çıkıyor? Ruhun da oradan çıkıyor işte. Ruhun da celal ve cemal tecellisi oradan geliyor. Birbirini iz takip edersin gözüküyor. İz takip et. Ya fıtrat-ı zişur, farkındalık ettin mi? Dışarıda, surette, cismaniyette, bedende ve alem-i şehadette batının, gölgenin gölgesi bile değil. Gündelik hayatta mutlusunuz, huzurlu değilsiniz, mutlusunuz. Nerede oluyor bu? Bedensel değil ki, aynı evdesin. Aynı baklava yiyorsun. Aynı şey. Ne acayip bir şey ya. Ya kısacası gözükenler batının dişe vuruşları. Batından haber veriyor. İçeriye bak, ebed ebed diyor. Ebedden başka sesini işitecektir. Kim işitecek? Kim kendi uyanık vicdanını dinlerse. Ebed ebed sesini işitecektir. Ebed yok mu? Var, ne demiyoruz? Fıtrat istiyor. Ne acayip hayat ya. Sonra bütün kainat o vicdana verilse ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Bütün kainat ona verdi. Bütün kainat versen, mesela Adıyaman'a versen, yok. Peki iş yapar mı? Tatmin olur mu? Olmaz. Bütün kainatı versen, o ebedle alakalı olan, bütün kainat o vicdana verilse, ebede karşı olan ihtiyacı giderilmiş, daha istemiyorum demez. Evet, ya bu nasıl olacaksın? En büyük fani, en küçük fani, bakinin isteğine cevap veremez, vermiyor. Ne yaparsan yap. Sanki dibi yok, yani öyle bir kuyu, dehliz ya. Dünyalık her şeyi atarsan hiç tınlamıyor bile. Vicdan uyanık kim diyor, kendi uyanık vicdan dinlerse ebed ebed sesini işitecektir. Bir tanesini bak şey yapayım, nasıl bizi perteliyor. Dün Osmaniye'ye gidiyordum. Arabayla götürüyorlar. Ondan sonra bizim şoför ve arkadaki arabada, abi şuraya bak ya, size böyle bir araba lazım falan dedi. Biraz şişen. Nasıl araba dedim. Abi şuna bak ya dedi. O bir ne araba falan. Dedim dur bakayım ne olacak. Ne olmuş dedim böyle. O dedim bize gelmez dedim. Abi ne gelmez ya. Elin ehli dünyası kullanacak sen bilsen ne olur falan dedi. Onun markası bize gitmez. Abi dedi falan marka dedi. X. O değil dedim onun markası. Bak şu anda 200'le gidip duvara çarpacaklar. Dedim o değil. Abi o ya dedi ya. Dedi ki Murat abi bir yetişsene dedi arabaya abi dedi markayı görüyorum. Yattı. Aa bak abi marka o dedi. Üstündeki yazıyı görmedin. Abi üstünde yazı yok. X yazıyor. Fani X yazıyordu. Fani. Ne kadar kaliteli. Tabi abi canım. Tabi ki fanidir. Sanki 200'de giden araba top diye inmiş. Fanilik kamkasını gördüğün zaman vicdan gafletini örtemiyorsun. Kim diyor kendi uyanık vicdanını dinlerse ebed ebed sesini işitecektir. Hikaye değil. Aynı. Mesela şeytan için demiştim. Şeytan dedim ki, şeytanı sizi göstereceğim ben dedim. Yarın gelin. Nasıl olacak ya? Şeytan donmuş isteklerimizdir ya. Mesela ye onu, ver onu bana, ver ağzını payını. Böyle şunu bak bak bak, şu kanalı aç, kanalı aç, şu internet, şu siteye gir. Hayır hayır olmaz. Ya olur mu ya, yakışır mı? Gir gir gir. O bir itici bir güç var mı yok mu? He? Evet, yaşarım var değil mi? Bak bak, bu bende de var. Ben sende de var ya. Herkes de var. Bak bak, ye ye, de, verme, biter. Allah Kur'an'da söylüyor. Zekatı vereceğin hemen sonuna gelir diyor. Biter biter, verme. İçimizde bir dürtü yok mu enerji? O şeytandan değil, o donmuş şeytandır.
O şeytandır işte. O enerji eskiden asıl saadeti gözüküyordu, şimdi gözükmedi böyle. O kendisi şeytandır. Vücut haricisidir. Şeytanın vücudu haricisi o dürtüdür, o enerjidir, o pakettir. Yapmadığın zaman o ortaya çıktı mı? Enerji paketi ortaya çıktı. Var da yok olmaz. Gelince ya, amel etmedin, yapmadın. O enerji hayır oluyor. Yübedülullah ise yatmaz sana. O kendisi hasenat oluyor. Hayır oluyor. Şeytanın gücü gücün oluyor. Yoksa yapmazsan onu yapmasan ama o enerji çıktı. O enerji paketi çıktı. Yapmadın, bakmadın, girmedin siteye. Kapattın, yattın aşağı. O ortaya çıkan enerji ne oldu? Hayır. Kendisi hayra tebdil oldu. Bedellendi. Şeytanın gücü gücün oluyor. İşte terkteki güç budur. Terkteki güç en büyük güçtür. İbadetten daha güçlüdür terk. En büyük güç, en büyük Müslümanlık şey yapıyor. Mesela abi diyor, makyaj yapacağız diyor. Televizyona çıkan bir sürü kardeşlerimiz var ya. Bayağı da var. Geçen X birisi abi de vardı böyle. Yo sancım, böyle bir şey teklif ediyorlar. Tamam. Makyaj. Dedim ki, yüzünüzün güzel olmasını istiyorsanız, birincisi teheccüde kalkın, ikincisi terklerinizi çoğaltın. Terkleri çoğalan kişinin suratına doyamazsınız. Kim ama tabi Ebu Cehiller de nefret eder tabi o yüzden. Terk kadar güçlü bir şey bilmiyor. İşte niçin? Şeytan o terklerden oluşan güçtür. Terk, terkteki güç. Bir şey yapmıyorsun, iş yapma, oruç tutma sabah, gece gündüz 24 saat tutma ya. Yapma, haram yapma, güçlüsün. 10 cüz Kur'an okuyacağına o akşam televizyonu açma, yat. 10 cüz Kur'an oku, son 10 dakikasına televizyonu aç, bak duman olursun. Habitet amalu. Leküm deniku veliyedi. Sevabından bahsetmiyorum, sevabı var. Öyle Allah 10 cüzü böyle 10 dakika günahla silmez. Sebap sayısı var ya, sen matematik yaparsınız. 15, 20 mi? 50 mi büyük, 20 mi? Ha, onu matematiği seven ilkokul çocuklarına söyleriz. Ben feyizden bahsediyorum. Faziletten bahsediyorum. Kemalat ve erdemlikten bahsediyorum. Muhatab-ı ilahi olmaktan bahsediyorum. İnsanın gücüne, insandan bahsediyorum. Matematikten anlamam ben. Sebap sayılarını bilmiyorum ben. Terklerdeki güç, şeytanın gücüdür. Donmuş güçtür işte. Nefsi ne yapacağız abi burada? He? Nefis. Nefisi şu anda fark ettiğin gibi. Düşe kalka gideceğiz. Nefis istekleri olacak yok ha. Düşeceğiz ama asla pes etmeyeceğiz. Düştüğümüz zaman ya öyle mi ya ben adam değilim, bu kadar ders dinledim, bu kadar okudum ya ben demiş olmaz sakın ha. Şeytanın şeyi o. İnsanız düşeriz. İnsanız düşeriz. Niye düşüyor? Niye insan günah işliyor? İnsan olduğu için. Ya günah yapma, o ki günah yapmayacağım, melek olacaktın. Ama biz düştüğümüz yerden asla ümitsizliğe kapılmadan aynı yerde kalkmayı becermemiz lazım. Ama olayları da bilmek lazım. Batını anlatmaya çalışıyorum. Zahir var ya şu görünüş, hiçbir şey değil. Gülüyorsun, ağzın ölçüyor. Ağzın böyle yapmış ya. geldi, ne olmuş? Ruhta böyle bir şey değil ki. Ruhta başka bir şey var. Bir kaynama var yani. Ona işaret etmeye çalışıyorum. Batının dışa vuruşu. İşte bizdeki istekler de batının dışa vuruşlarıdır. Ebed denilen bir alemin vücudu hissisidir bizdeki durum. Vücudu fikridir kafada. Vicdanda vücudu hissidir. Kalpte vücudu duygudur. Ruhta vücudu latifedir. Latife'ye dönüşmüş ebed. Kardeşim bambaşka bir şey ya, insan ya. İşte Rüştal bana demişti ki, orada devam edeyim. Çok dokunuyor bana, bu ağrıma geliyor. 94'te dershane açmaya geliyorum.
Her şey tamam. Açıldı da açılış yapacağız yani. Ders yapacağız. Her şey halı malı yaptılar. Her şeyi daire tuttular. Mehmet. Açılacak. Şu felsofya adam. Kendisine. Abi dedim. Gidiyorum. Gelmediğim bir memlekete dershane işleteceğiz. 94. Kaç yaşındayım? 20. 30 yok mu ha? Ne olacak yani? Bundan kaç sene önce işte? 94'ten kaç sene? 55'ten çık herhalde 24-25 yaşlarında bir şeyim ya. Dedi ki, dedim abi bu kadar dersine katıldım. En son bana tavsiye nedir? Ne tavsiye edersin abi? Gidiyorum. Dedi ki, iyi bir doktor olabilirsin dedi. İyi bir öğretmen olabilirsin. İyi bir mühendis olabilirsin. İyi bir hoca olabilirsin. Ama bunlardan önce iyi bir insan olacaksın. İnsan olacaksın dedi. İnsanlığını bırakmayacaksın. Bunlar dedi sıfattır, hocalık, öğretmenlik, doktorluk. İyi bir insan olacaksın. Ağrıma gidiyor tabii. O söz çok dokunuyor. Tabii vicdana tabii tesir ediyor. Bak sesini işiteceksin. Ya teşbihtir diyor. Senin için de hep tenzihçi diyorlar. İsa Aleyhisselam meşrebi. Teşbih, Musevi meşrebi de tenzih denilir. İsa Aleyhisselam da teşbih, her şeyi batınla yorumlamak. Musa Aleyhisselam da zahirci, şeriatçıdır, tenzihçidir. Her şeyi zahirle ifade etmek. Ehl-i Sünnet nedir, Muhammedi nedir? İkisini cem etmiştir. İkisi beraber. İşiteceksin diyor. İşitiyoruz da kardeşim. Niye ben buna girdim şeytan enerji? İşitmekten bahsettim. Bak bak bak. Ha, o nasıl ki nefsin sesi vicdana da bak. Evet, evet, evet duyacaksın. İlk önce şeytandan misal verdim. Hepimizin ortak tarafı. Vicdan nasıl uyanık tutacağız abi? Susturmayı mı diyorsun? Vicdan nasıl sürekli uyanık tutacağız? Veya uyanık olduğunu nereden tutacağız? Ben şöyle anlıyorum Mehmet'im. İmam Rabbani Hazretleri'ne aynı soruyu sormuşlar. İyi olmak için ne yapmak lazım diyor da. Ve aynı sorun türevi işte. Uyanık tutmak için ne yapmak lazım? Canımın ciğeri. Bak böyle. Benim bildiğim, ben ondan nakledeceğim. İyilerle beraber olacaksın. Bunun hakkında çok kitap okunur. Tövbe göreceksin, kitap okuyacaksın, şöyle yapacaksın, araba bakmıyorsun. Yoktu. Yani iyilerle beraber olacaksın kardeşim. Şu anda bu soruyu sordun. Burada olmasaydın bu soruyu sormayacaktın. Evet. Bu aletin olmayacaktı. Arabada birkaç kişi arkadaş vardı vakıf. Maraş'ta, Mantep'te mi vakıflar. 2-3 günlüğüne programa gelmişler benden de. Dedim ki gençler sakın istikametinizi, hürriyetinizi kimseye teslim etmeyin. Fıtratınız ne istiyorsa yani fıtrat. Onu daha önce yapanlar o işte muvaffak olanlarla beraber olur. Sakın ola ölmeden başkasını yaşamayın. Fıtratınız nereye muhtaçsa gidin kimde var en iyi ustalığı ustalardan öğrenilir. Kimde var istediğin git ondan al. Kim ne derse desin. Kur'an diyor ki onların kötülemesinden, aşağılamasından aldırmazlar derdi. O kanun Müslümanlara da geçerli. Değil mi? O ayet var bu manada. Onların aşağılamalarından, tenkitlerinden hiç ala almazlar. Fıtratı ne istiyor? Fıtratın nasıl bir yöntem ters istiyor? Başkası ne der diye fıtratını ihmal etme. Fıtratı ne der peki? Git onun cevabını bul. Gene bildiğin yolda git. Ama malzemeni al. Çünkü o kardeş Çinli kadar değildir. Allah Resulü ilim Çin'de dahi olsa gidin alın diyor. Maksat süt içmekse sütün cinsi ve rengi önemli değil. Maksat gayet süt içmekse sığırın cinsi de rengi de önemli değil. Hangi renkte olursa olsun git sütünü iç. İçmezsin. O zaman kalsiyum eksikliği olur. Kemiğinde ne çöker? Kemikler zayıf olur. Dişlerinde düşer. Ha? Fıtratınızı yaşayın. Ebed ebed sesini. Fıtratı ne istiyor? Öyle yap. Vallahi bir ders için İstanbul'dan kalkıp ta Fizan'a giderdik. Bu konuda Osman Otur diye. Hürriyeti çok seviyorum Mehmet. Hürriyeti şeriye. Edepsizlik barındıran değil. Kırmadan, dökmeden. Fıtratımın ihtiyacı kimde var? Ondan alırım.
Hiç yaşına başına bakmam. Küçükse de mühürmetimi de ederim, saygımı da gösteririm. Yeter ki o benim isteğime cevap versin. Satıcıya teşekkür ettiğin gibi biz de teşekkür ediyoruz. Evet evet sesini işitecektir. Bu kadar uzatmamın sebebi menfisini de gösterdim. Bazen nedir bilemiyorsak ne değildirden bakmak adına evet sesini duymak zordur ama şeytanın sesini duymak çok kolaydı. O işte o dürtünden misal verdi. Peki evet sesini şu. Telefon istiyorsun. Bir tane de çıktı. Bir daha istiyorsun. Hani daha önce aldığın şiddetle arzuyla bu da bir daha bunun dibi var mı yok? Niçin peki bu istek bitmiyor? Evet oldu. O sistem sende aktif ondan. Evet olduğu için. Bebekte de var. Ver bir şekeri çikolatayı ağzına koyar. Ver bir tane gene yok bunu yiyeyim sonra alırım der mi? Bir elini alır. Bir tane de ver ötekini alır. Bir tane de ver hem ikisini böyle kucağına koyar etini kaldır. Bu ebet gene sesinin şekere yansımaları. Bütün kainat o vicdana verilse ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Ne doldurdu ki? Hiçbir şey doldurmuyor. Dolduramaz. Adıyaman'ı versen ne olacak? Dolacak mı ya? Ebed ömrün bile çalışsan Adıyaman'ı satın alabilir misin? Alamaz. Ömür bile çalışsan. Adıyaman'ı senin olsa, senin fıtratını doyurmaz. E niye o zaman boşuna çabalıyorsun ki? Yani çalış tabi de gayeyi maksat yapma. Hılkatin en yüce gayesi, fıtratın en yüce neticesidir diyor değil mi? Evet. Bir hılkat diyor, bir fıtrat diyor. Yani hılkatimiz bu ama fıtratımız ebed. Bir tanesi Gökhan yaratılmak, ötekisi yazılım. Hılkat yaratıldık. Fıtrat, ben herkesten farklıyım. En yüce gayesi sahibi kainatı tanımak, ona iman edip ubudiyet etmek. E ne demek? Benim ihtiyacım var da BK'mın o cevaplıyor. Ancak onlar susuyor. Şu anda ne kadar rahatız? Elhamdülillah ki ahiret var diyoruz. Zulmü örüyoruz, ahiret var diyoruz. Haksızlık yapıyoruz. Ey Allah Allah aval etti. Bak dünyada kullanıyoruz ahiret işte. Ne kadar emniyetsi bu işte. Çok seviyorum Risale-i Nur'u. Ne yapayım? Bütün kainat o vicdana verilse vallahi ebede karşı olan ihtiyacın yerini dolduramaz. Demek o vicdan o ebed için mahluktur. Yani şu pencere düşünün. Pencere kalktır. Pencereden dışarıya bakan vicdandır. Karşıyı gördüğü yerde cennettir, Allah'tır, ahirettir. Kalp penceredir. Vicdan nezarettir, seyredendir. Mesnevi Nur'u değil mi? Hatırladınız. E ne diyor burada? Demek ki o vicdan o ebed için mahluktur. Mesela çok lazım öğretmensiniz de Allah niye görmüyoruz dedi. Çok dinlemişsiniz de dedim kendini görmediğin için. Allah niye görmüyoruz dedi de Gökhan kendini görmediğin için. Malum işte. Bu ben değilim. Acayip tabii. Allah niye görmüyor? Peki iki, Allah gözükmez diye değil. Kafa gözüyle gözükmez. Yani gözüken sorunu değil bu gözükmemesi. Görenin sorunudur. Sen görmüyorsun. Kulakla gördüğünü gözle görebiliyor musun? Sorun kimde? Sorun ahmaklığında. Kulakla gözüken sesi gözle görmeye kalkmandan kaynaklanıyor. Dille gördüğünü burunla göremezsin. Sorun yanlış yöntem kullanmaktan kaynaklanıyor. Tamam mı? Aynı onun gibi kafa gözüyle eşyanın rengi ve şekli gözükür. Ama eşyanın maddenin içini, hakikatını ilim olarak akıl görür. Akıl bir gözdür, ilmin gözüdür. Kalp bir gözdür, muhabbet gözüdür. Gözde gözükmez. Vicdan da müşahadetullah'tır. Onun o da görüyor ama gözün görme şekliyle görmeyi istediğimizden görmediği zannediyoruz. Allah, oysa Allah görüyor. Nasıl görüyor?
yansıtalım. Hani ağlamak ve gülmek. Dişe vuruş ya. Allah'ı vicdanın gördüğünün dişe vuruşundan bahsedeyim ki gördüğünü göstereyim. Bir derstesiniz veya namazdasınız veya Kur'an okuyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Baya böyle tatlı bir hal olmuyor. Böyle coşmuyor musun? Tatlı bir hal bazen olur değil mi? O vicdan Allah'ı araladığını gösteriyor. Vicdan Allah'ı görüyor. Sen de Allah'ı böyle dayanamıyorsun. Lahuti bir halet. Dışarıda Allah ses. Peki sesi duydum. Bu duyan. O aleti yaşayan, yaşadığı gibi sen yaşayabilir misin o aleti? Allah diye birisi var. Veya şu derste bir tanesi şu anda lahuti bir zevk alıyor. Şu anda. Peki Allahu Ekber. Ben de dedim Allahu Ekber. Onun hissettiğini hissedebilir miyim? O hissediyor. Peki ben de bu coşma nereden kaynaklandı? Latife-i Rabbani var vicdanda. O Allah'ı gördüğü için. Bir anda patlama ondan oluyor. Onun için ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun demiş. Görüyoruz da kulağın gördüğünü gözün görme şekli ile istediğimizden diyoruz ki görmüyoruz. Rüyada bu kafa gözüyle mi görüyorsunuz? Rüyadaki gördüklerimizi gözle mi? Rüyada konuştuklarını bu ağızla mı konuşuyorsun? Rüyada işittiklerini bu kulakla mı işitiyorsun gibi. Demek ki biz görüyoruz. Allah gözükmez değil. Gören göremiyor. Veya görüyor da tanımlayamıyor. Vicdanı görüyor. Lahuti ulvi lezzet alıyor. Kur'an okurken, namaz kılarken bir sohbette bir coşma oluyor. O Latife-i Rabbani Allah'ın gördüğünü gösteriyor. Çünkü Latife-i Rabbani coşmasıdır. Latife-i Rabbani tek gıdası var. Müşahadetullah. Başka bir şey yok. Bunu Utbe-i Şami de söylüyordu. Hatırlarsın. Hasan abi. Efendim? Her şeyi maddiyatta arayanların akılları gözleri neymiştir? Göz ise maneviyatı göremez. Akılları gözleri inmiş. Akıl nereye inerse görür ya o zaman. Aklına nereye inmişse gözü neymiş? Bakar şoför gözüyle, tecrübesiyle görür. Kamyon çıkar mı çıkmaz mı? Aklı indi göze, doktor hastaya bakar, aklı inmiş oraya. Affedersin, aklı uçkurluğuna inmiş, hep onu görür. Aklı kalbine iner, Allah'ı hisseder. Aklı vicdanına iner, Allah'ı zevk eder. Allah, aklı ruhuna iner, rıza ile mazar olur. Aklı aklında durur, marifet sahibi olur, marifet olan olur. Mesela çok dalıyoruz değil mi, böyle bakıyorsun bir yere, baktığın halde görmüyorsun. Çünkü akıl orada değil. Göz bakar, akıl onu gördüğünü görür. Göz bakar, akıl görür. Böyle bazen dalmıyor musun? Ya abi ya dediler, ya bakıyordun ya sen dedi ya, cuma günü Kırıkhan'da. Ya baktın Hasan kardeş dedi hafız. Abi görmedim dedim ya Ali Uraş abi. Görmedim. Ya artık adam da görmüyorsun. Estağfurullah dedim hocam ya. Hürmet ederiz dedim. Ya bakıyordun dedi daldı. Niye görmedin? Vallahi dedim kafamda itikat toplaması var. Dedim ya itikadın 354. sayfasındayım. Dedim ya onu. Sen dedi cumaya da aklın fikrin hep o mu dedi ya. Aklın fikrin hep o mu? Evet. Başka bir şey görmüyorum. Akıl oraya inmiş. İnmiş, aklın inmiş itikada. Aklı inmiş sevgilisine, hayat tamamen odur. O olmayınca hayat anlamını yitirdi, intihar seçenek oldu. Evet, kulak duyar, duyduğunu akıl işitir. Sağır olup kör olmuşlar, belki divan olmuşlar ki bunu hakikati görmüyorlar, işitmiyorlar. Kulak duyar, akıl duyduğunu işitir. Göz bakar, akıl onun baktığını görür. Görmesi gereken akıl. Evet. Mesela delik, sığır, kuşlar, kartal bizden daha iyi görmüyor mu detayı? Peki sen bakıyorsun şu yokuştan, kamyon tuğla, koca kamyon geçen oldu da. Ya kardeşim senin tecrübe var, bu araba buradan bu konu çıkar mı? Baktı. Sizi oraya da baktı. Dedi siz çıkartamazsınız. Siz çıkmaz.
Ama buraya çıkar dedi. E ben de bakıyorum. Ne hangi gözle baktı? O demek istiyor. Tecrübe gözü. Mehmet çocuklara çıkıyor sınıfa. Gökhan Fefe. Öğretmen. Sen öğretmen miydin abisi? Yok. Neciydin abisi? Marangoz. Marangoz. Mesela bu adam. O da öğretmen. O talebe. Yani birkaç gün geçsin o ilk defasını. Kapasitesini anlarsın. Bu çocuğun kapasitesi odur. Ben kendi mesleğimi, bunun için diyeyim. Buradan ne kadar tahta çıkar, 5-10 çıkar, bundan ne olur, bundan mobilya olur, bilmez misin? Tabii. Bilirsin. Ben adamı, hocayı görmeyeyim. Arkadan, cemaatin önünden böyle gidiyor, arkasından bakıyorum. Hutbeye ve minbere doğru gitsin, yürümesinden inan %70 anlarım, anlatacağı konunun uzmanı mıdır, değil midir? Arkasındaki yürüyüşte. Buna delilim de şu esnaflar, beyaz eşyaslar söyledim. Dedim ki, bunu deyince Allah Allah nasıl oluyor? Sen dedim, dükkana giren adam fiyat mı araştırıyor, mal mı alacak, peşin mi alacak, taksit anlar mısın? Vallahi anlarım dedi ya. Şimdi sana hak verdi dedi ya. Yürümesinden dedi, konuşmasından para var mı yok mu anlarım dedi cebinden. Esnaf bu. Hangi göz? Başka bir göz. Tamam. Demek ki kafayı beyin neye yorarsan o gözle görüyor. O gözdür. O göze dönüşür. Peki bebeğe bir tane son misal vereyim. Bebeğe bir bakar anne dağılamıyor. Altı pis mi, karnı aç mı anlar. E ben de bakıyorum. O küzün trene baktığı gibi bakıyorum. Ne göremiyorum? O çocuğun altı mı pis? Ağlama şekli tonundan, cırcırın şeklinden tonundan altı mı pis, karnı mı aç? Eğer bunu anlamıyorsa anne daha çömez, eğitim görmesi lazım. Tamam. Anne daha ne olamadı, doğurmuş. Başka bir göz demek istiyorum. Şefkat bir gözdür, muhabbet bir gözdür, aşk bir gözdür, kulak da bir gözdür, dil de bir gözdür. Karıştırmak işte öz değildir. Demek o vicdan o ebed için mahluktur. Yani o için buradadır. Yani üst geçittir. Yani paratoner gibidir vicdan. Alt yol kavşağıdır. Farkındalığı bizi yapıyor. Mahluktur. O alemleri bize tanımlıyor. Hey hey Mehmet diyor vicdan. Beka var beka bırak fani. Köprü gibi kullan. Allah Resulü diyor. Köprüyü tamir etme diyor. Dünya yıkık dökük bir köprüdür. Tamiriyle uğraşmayın diyor. Geçin. Hayat da bir köprüdür. Mesnevi'den söylüyor. Köprü çeşitleri var biliyor musun orada? O 11 çeşit köprü çeşidi var. Köprü ya. Hatırlamadım ya. Diyor ki, dünya diyor, alemi, mazi ve müstakbel arasında bir köprüdür. Tamam mı? Vicdan diyor, alemi gayb ve alemi şehadet arasında bir köprüdür. Kabir diyor, dünya ile berzah arasında, haşir medya arasında bir köprüdür. Yani acayip bir şey. İlim de öyle yani. Bir köprüdür diyor. 218 mi ne sayfasında anlatıyor. Kardeş köprüdür. Köprüyü tamirle uğraşma. Hayat da bir köprüdür. Baş ver iniş çıkışlarla seyret. Keyfine bak. Hayatını zehir etmesine bir şey müsaade etme. Bırak uzaktan söyle. Aa senin tuzun kuru da konuşuyorsun. Senin derdin bana çerezdir çerez. Böyle konuşuyorum. Var malzemem de ondan söylüyorum. Onun için çerezdir diyor. Sanki ben dert çekmemişim, çekmiyorum. Derdin var, sen tabii dert çeksen. Senin derdin başkalarına dermandır biliyor musun? Seyretmeyi öğren. Teslimiyeti kavra. Teslim ol. Tevekkül ol. Eşyanın üzerine oturursun. Girme eşyanın altına. Niye böyle oluyor abi sürüyde? Bana ne Allah'ın işini ben mi düşüneceğim? Onun işi yaparsa yapsın. Onun işine ben ne karışacağım? Ne mutfakta hanımın işine karışıyorsun? Ne okulda Adem'in işine karışıyorsun? Ne çırağın işine karışıyorsun? Herkes işini yapsın ya. Benim işim seyretmek o kadar. Gelmiş gelmiş. Bugün iki defa duygu yaşadım. Bir kötü bir haber geldi. Allah Allah fesuha. Biraz sonra bir iyi haber geldi. Biraz sonra derken birkaç saat sonra. İkisi de ne yapalım? İkisini de seyrediyorum. İkisi de elhamdülillah. Ne yapalım? Seyretmeyi bilirsen seyredersin. Seyran edersin okyanusta,
o dev geminin tepesinde. Seyretmeyi öğreneceğiz de artık ya. Gemiye otur ya. Usta öyle diyor, gemiye, eşyanın üzerine otur. Geminin içindeyken sırtında eşyayı tutma, indir aşağıya. Bırak ya, bu kainatın sahibi var ya. Allah Allah'lık yapıyor ya. Benim anladığım gibi değilmiş demek. Benim anladığım gibi olsaydı Allah hemen herkesi yok ederdi. Demek öyle değilmiş yani. Evet, burayı da okuduk. Demek bu vicdanı olan incizap ve cezbe bir gayi-i hakikiyenin ve bir hakikat-ı cazibedarın yalnız cezbiyle olabilir. Ya dehşetli bir şey yani. Yani dehşetli bir şey yani. Bu nasıl bir cümle ya? Bir kitap işte. Diyorlar ki sonra, diyorlar. Bak, o zaman şöyle lügatını vereyim biraz. Demek bu vicdan ara format olduğu için, berzah olduğu için, geçiş olduğu için ahireti, Allah'ı onun üzerinde bize hissettiriyor. Vicdan. Vicdan gördüğünü bize hissettiriyor. Yani ruhta duygusallık diye dışarı vurduğu gibi dışarı vuruyor ya. Ha, ruhta işte ya celal ya cemal. Celal olursa celal dışarıda alıyorsun. Ruhta elem var. Daha arkası, ruhun arkasında, vicdanın arkasında ne var? Celal tecellisi var. Mesela ha 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 var. Vicdanda surur var. Arkasında cemal var. Daha arkası. Yani ben şunu demek istiyorum. İz takip edin böyle. Arkaya arkaya gittikçe zahirde gözüktüğü gibi değil. Dertler, musibetler de gözüktüğü gibi değil. Çünkü dertler kendisi dermandır. Derdi dert olarak görürsen dert olur. Bak, demek bu vicdanı olan, vicdan neymiş? Vicdanda şu var, incisap ve cezbe var. Bir, incisap, bir çekme var, bir de çekilme var. Çekiyor ki, beni ona doğru çekiyor. Öyle değil mi? Felsefe. Çekiyor, bana hissettiriyor. Beni de oraya çekiyor. Veride ne verilecektir? Okuyan konuşacaktır. Bilen konuşur. Öyle değil mi? Ha, vicdanda bir ne var? Çekme var, çekilme var. Çekilme var. Mesela şöyle, şimdi fani dünyadayız. Niye beka istiyoruz? Oraya doğru çekiliyoruz da ondan. Mesela derelerde yüzdünüz mü? Bilmiyoruz, köylüsünüz. Hani bazı yerlerde böyle bir gırdap olur. Değil mi? Evet. Orada yüzerken zor yüzerdik çocukken. Böyle eğer zayıf yüzüyorsan orada dönüp durursun. Dönüp durursun. Bir güzel yüzer seni iter dışarı çıkarır. O gırdapta döner çünkü cezbe var orada. Cezbe çekilme var orada. Çekiliyorsun. Bir de çekiyorsun. Yani mesela ahiretteki bekayı istemen demek ki bekayı görüyor, çekiyor, bana da gaye yapıyor, beni de çekiyor oraya. Demek ki vicdanda ne var? En büyük ahiretin delili, beka istemesi bir cezbe var. Cezbe şu, Mehmet'im hayali yapalım. Abi patıyorum sana, tuttun. Siz Mehmet'i görmüyorsunuz, ortada bir berzah var, perde var. Benim elimdeki ip gergin, çok gergin Gökhan. O perdeye kadar gidiyor, perdede delik var, perdeden sonra Mehmet'i görmüyorsunuz. Peki bendeki ip gergin mi abi? Gergin. Demeyecek misiniz ki bu ipin ucu karşı bir yere bağlı. Bağlı olmasa bu gergin olur mu? Olmaz. Ya elimdeki ip böyle düşer veya elimde kalır. Böyle mi? İp gerginse karşı tarafı göreyim veya görmeyeyim. Oraya bağlı. Öyle mi abi? Vicdanımız bekaya bağlı mı kardeşim? Nasıl anlıyoruz? Beka istiyorum. İp gergin. Dün istiyordum, bugün istemiyorum. Öyle değil. İp devamlı gergin. Devamlı herkes istiyor. Ulan ben de mi tesadüf oldu? Hadi tesadüf diyeceğim. Bilerek. Ben de tesadüf oldu. Siz de beka istiyorsunuz. Siz de herkes istiyor. Ha demek ki o vicdandaki beka iptir. İp. Bakiye bağlı ki devamlı canlıyım ben. İp gergin.
İncisap ve cezbe. Bir cazibedarın cezbiyle olur ancak diyor. Yani bir cazibedar birisinin çekimi yasasıyla sen çekiliyorsun. Çekiliyorsan birisi çekiyor beni demek. Olabilir. Bu mesele 10. sözün 11. hakikatının hatimesi bu hakikati gösteriyor. 11. hakikat var ya, bunun açılımıdır. Ne var orada? 11. hakikatta insanın hakikatini 11 boyut ile izah ediyor mu? Gökhan, vallahi acayip bir yer. Sırf 10. söz yerine, sırf 11. hakikat olsa bana yeterdi. Okuyun, görün, diyeceksiniz ki doğru söyledi. 10. sözün 11. hakikati. Bunların kanunlarını silsile yapıyor. Cenab-ı Hak deniliyor. Hak isminin tecellisiyle Bab-ı İnsaniyet ismi hakimin cilvesidir ki Cenab-ı Hak insanı insan yapan 11 tane insanın tarifi var 208 şu anlarda, o değil bu. Bu hakikat. O şu anlardaki mahiyeti. 11 tane hakikat bahsediyor. İşte bu, burası oraya havale ediyor. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalullah. Bismillahirrahmanirrahim.